Gezelim görelim İlkay'da. Yeni bir vloğa hoş geldiniz. Neredeyim? Biraz önce yola çıkmıştık tatilden, dönüş yolumuzda. Buradayız. İşte buradayım. Şimdi Salda'ya geldim. Şu rengin güzelliğini size göstereyim. Salda'ya bizim ilk gelişimiz. Yol üzerinde o kadar yakınmış ki dönüşte bir uğrayalım buraya dedik. Hazır böyle erken vakitte geliyoruz. Dönüşümüz erken saatte diye. Şu an saat 12-12.30 civarı. Bayağı girip yüzen kişiler de var. Herkes yüzüyor. İleride hatta geride de birkaç tane böyle plaj gibi bir alan vardı. Biz direkt şu kısımda böyle tabiat parkının içine girdik. Araba ücreti, otomobil ücreti 40 liraydı girişi. Şimdi şöyle en uca doğru yürüyorum. Bakalım suyu soğuk mu, merak ettim. Keşke denize girdiğimiz yerde böyle kum olsaydı, yumuşacık şu an. Ben şuraya kadar gitmişler ve diz boyunda. O zaman gidebilir miyim? Şöyle çantamla gidiyormuşum. Zaten bir sınır çizmişler. Gidebildiğiniz alan şuraya kadar. Küçük minik toplar var. O alana kadar gidebiliyorsunuz. Hafif böyle bir rüzgar olduğu için sanırım böyle dalga var. Girelim mi? Çantamı biri tutar mı? Bir gireyim. Kamerayla giriyorum. Hadi bakalım. Hoşça kal Salda. Gezdik, tozduk. Her güzel şeyin son olduğu gibi tatilinde sonuna vardık. Şimdi hadi bakalım çalışmaya, işe başlıyoruz. Şimdi bebek, harca zaman. Şu camımın haline bakın. Ben şimdi gittim bir daire fotoğrafı çektim, geldim. Ofise doğru gidiyorum. Şöyle çay yoluna doğru gidiyorum. Ama şuraya bakın. Camım harika. Ofise gidip işlerimi halledip hemen arabayı bir yıkamaya götürürüm. Çünkü gerçekten iç dış yıkamaya ihtiyacı var. Araba pert durumda. Üstünden bir tatil geçmiş gibi. Şimdi arabayı temizliğe verdim. Şu üstü yeşil olan yer değil mi sanki oraydı? Evet, oradan dönünce solda çok güzel bir yer var. Arabayı yıkattım, böyle tertemiz oldu. Önüm açıldı ya gerçekten. En son evden çıktığım zaman önümü görmüyordum kirden. Hep sinekler yapışmıştı, tertemiz oldu. Yalnız gün geçtikçe bu araba yıkama ücretlerine gerçekten şok oluyorum. Resmen benzin alır gibi araba yıkama değeri de artıyor. Arabayı ne kadar yıkattım? Tahmin edin ya. En son arabayı Kent Park'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Kent Park'ta yıkatmıştım. 200 küsür liraydı. 240'a mı 260'a mı öyle bir şey yıkatmıştım. Bugün araba yıkamaya bakın. Koku aldım bir 80 liralık. Onun dışında 340 lira vermişim. 340 lira araba yıkama olur mu ya? İç dış yıkatıyorum. Ne yıkatıyorum ya ben? Ev mi temizletiyorum yani? Araba yıkama ücreti. Gerçekten ne oluyor sonumuz bilmiyorum. Artık herhalde ileride şöyle bir 4-5 ay sonra bir depo benzin parasını arabayı yıkatırız artık yani. Bilmiyorum. Neyse şimdi eve doğru gidiyorum. Saat 5'e geliyor. Artık bu erken yeme olayına tekrar dönmem lazım. Hemen eve gider gitmez bir şeyler yapıp yiyeyim. Çünkü bir hafta boyunca biraz geç yedim akşam yemeklerini. O beni biraz rahatsız etti. Dönüyoruz tekrar diyetimize. Nerede kalmıştık? Hayır, kendi kendime böyle laflar söylüyorum. Bazen çok gülüyorum. Ya her ortamda varız ya. Şimdi sandalyeler elde. Hem de elimde bir sandalye. Şimdi konser dinlemeye gidiyoruz. Bugün Armada'da Sagopa'nın konseri var.
Siz geçen gün kiminkine gelmiştiniz? Mabel'inkine gelmişlerdi Smoşlar döndükten sonra. Simge'yi kaçırdık. Aşkın olayım diyemedik. Şimdi artık Sagopa dinleyeceğiz. Şuradan konseri gideceğiz. Normalde konser alanı iç taraf. Yani şuradan böyle sırayla giriyorlar iç kısma. Evet, çok güzel manzara. Ama biz konser bileti almak yerine sandalyemizi çektik. Buradan izleyeceğiz. Şimdi bizimkiler böyle cipstir, kahvedir bir şeyler almaya gittiler. Birazdan gelirler. Ben de burada bekliyorum. O kadar güzel esiyor ki. Konser bitti. Şöyle sırtımızda sandalyelerimizle otoparka doğru yürüyoruz. Konser çok iyiydi. Ben Sagopa'yı ilk kez böyle canlı dinledim. Aşırı iyiydi, beğendim. Çok iyiydi. Şu kalabalığa bakın. Konser çıkışı. Tabii konseri direkt yerinde izleyenler, bu çıkanlar. Biz dış kısımdan oturup sandalyemizi atıp o şekilde izledik. Haydi atalım. Aç. Bu da sizinki. Evet. Ya, kırmızı bizimki. Bilgisayarının. Herkese yeni bir haftadan merhaba. Bugün artık haftayı açtım. Pazartesi günü ofise gelerek. Normalde pazartesi günleri çok fazla gelmezdim ofise. Bugün bir ilk yapayım dedim. Herkes şaşırdı zaten pazartesi günü ofise gelince. Şimdi bugün ne yaparım? Bugün zaten Salda'da başladık vloğa. Sonra Ankara'ya geldim. Böyle ara ara videolar çektim. Ama bugünkü videoyu çektikten sonra, bugünü de tamamladıktan sonra bu videoyu yayına alırım. Çünkü uzun oldu. Tabii tatilde çok fazla uzun videolar çekmiştim. 30 dakikalık falan videolar vardı. Ankara'ya gelince o kadar uzun videolar çekemiyorum malum. Bu 10-15 dakikayı bulursa bu videoyu hemen yayına alırım. Şimdi İf'e geldim. Şöyle bir sushi yiyip bir şeyler, kahve falan içeyim dedim. Şimdi biz sushi'mizi yemeye geldik. Sushi arası verdik. Şimdi bir hazır buradan geçiyorken, şu daha önce buraya gelmiştim. Yine camları göstermiştim. Cam ürünleri. Hatta şurada güzel bardaklar var. Bir buraya bakalım yeni bir şey gelmiş mi dedim. Bu ne? Hani böyle yere yapıştırıyorsun, kapı çarpması. Evet olur. Evet, aa, mantıklı güzel. Bir şeymiş. Güzelmiş. Şöyle yeni bardak gelmiş mi göstereyim size. Ama yeni bir şey yok herhalde. Şu küçük kavanozlardan gelmiş. Tanesi 19 lira. Başka böyle farklı bir şey var mı? Daha önceki geldiğimden farklı bir ürün yok bence. Evet. Şurada birkaç tane böyle ürünler var. Şöyle bardak gelmiş. Aa, benim aldığım şu büyük bardakların küçüğü gelmiş. Ama bunlar bayağı ağır. Ben bunu mumluk olarak kullanırdım mesela. 44 liraymış. Bakın şöyle cam bardak gelmiş. 59 lira. Bu termoslardan var burada. Dışarıda ne kadardır ücreti bilmiyorum. Mesela buradaki büyük boyu ne kadar? 1600 lira. Tatil sonrası gelen kargolardan biraz iade edeceğim ürünler vardı. Zara'ya geldim. O iadelerimi yaptım. Şimdi saat 5'e geliyor. Ben ara öğünümü de yapmadığım için aslında bir bubble tea içsem, öyle gitsem. Şimdi videomu burada kapatacağım. Çok fazla uzun olmadı. Yaklaşık bir 10 dakika oldu sanırım videonun uzunluğu. Ama bunu yayına alayım. Daha sonra yeni bir vloga başlayacağım. Yeni vlogda seyahatimiz var. Yolculuğa çıkıyoruz. Tekrar diğer vlogda görüşmek üzere. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah olmuşsunuzdur. Bakacağım, birazdan kontrol edeceğim. Bu videoyu koyduktan sonra 10. dakikada bakalım kimler abone oldu, kimler olmadı. Yoklama alacağım. Tekrar başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bakalım seyahatim nereye olacak? Tahmini olan var mı?
tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Hoşça kalın.